O hal sürüyor, adaletsizlik büyüyor. 251 vatandaşımızın hayatını yitirdiği, 2000'den fazla vatandaşımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Aradan geçen zamana ve çok sayıda ifşa, belge ve bilgiye rağmen 15 Temmuz darbe girişimi hala aydınlatılmamış, siyasi ayağı ortaya çıkarılmamıştır. 17-25 Aralık hadisesine kadar hizmet hareketi diye tanımladıkları ve aralarından su dahi sızmayan devletin her kademesinde birlikte emek ve demokrasi karşıtı politikalar yürütenler arasında yaşanan iktidar kavgasının darbe girişimiyle sonuçlanmasını Allah'ın lütfu olarak değerlendirip 20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan etmeleri üzerinden de 6 yıl geçti. OHAL sürecinde 32 kanun hükmünde kararname ile 131.922 işlem tesis edildi. Yaklaşık 130 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. Aralarında kadın ve çocuk hakları mücadelesi yürüten dernekler, basın kuruluşları da olmak üzere 2761 kurum ve kuruluş kapatıldı. Basın yasaklarına sosyal medya yasakları da eklenerek haber alma hakkı engellendi. Düşünce ve ifade özgürlüğünde Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerine imza atıldı. Ülkemizi dünyada en çok tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülke haline getiren AKP son günlerde basın emekçilerine yönelik toplu tutuklamalarla baskıları daha da arttırdı. Sadece OHAL sürecinde 2 yıl içerisinde işsiz kalan tahmini gazeteci sayısının 2500 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. AKP bu süreci kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma ve performans sistemiyle, kamuyu tümüyle özel şirketlere dönüştürmeyi hedefleyerek yine fırsatçılık yaptı. AYM kararlarına rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yoluyla çalışma hakkı engellendi. Devlet kurumları AKP kadrolarıyla dolduruldu. Bu süreçte emekçilerin grev hakları, OHAL ve KHK gerekçe gösterilerek yasaklandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz diyerek OHAL'in emek düşmanı politikalara nasıl manivela yapıldığını açık ve net olarak itiraf etti. Cemaat üyelerinin devlet kurum ve kuruluşlarında büyük oranda etkili ve yetkili olduğu 15 Temmuz 2016 öncesinde cemaat ve AKP'nin baskı ve ayrımcı politikalarına maruz kalan KESK üyeleri ise darbe girişimi sonrasında AKP'nin ihraç kararlarıyla sendikal hak ve özgürlüklerin ihlalleriyle yeni bir aşama ile karşılaştılar. Birçoğu sendikalarımız yöneticisi olan 4269 KESK'li hukuksuzca herhangi bir yargı kararı olmadan savunmaları bile alınmadan AKP'nin muhalefetin etkisizleştirilmesi hedefi kapsamında OHAL KHK'ları ile ihraç edildiler. Bir kamu emekçisinin hiçbir adil soruşturma geçirmeden, savunma hakkı verilmeden ve sadece OHAL sürecinde değil ömür boyu meslekten ihraç edilmesi, vatandaşlık haklarının sınırlandırılması, düzenlenmesi nasıl bir zorbalık ile karşı karşıya olduğumuzun en somut ifadesidir. OHAL Komisyonu aradan geçen 6 yıla rağmen hala karara bağlamadığı başvuruların oransal olarak ağırlıkta KESK'e bağlı sendikalarımızın üyelerinden olması ayrımcılık içerisinde ayrımcılıkla karşı karşıya olduğumuzun başka bir örneğidir. İhraç edilenler arasında çoğunluğu sendikamız Eğitim Sen ve SES üyesi olan 400'den fazla barış akademisyeni bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin tümü hakkında beraat kararı vermesine rağmen iktidara bağlı komisyon, AYM'nin kararı bizi ilgilendirmez diyerek göreve iade başvurularını reddetti. OHAL ve sonrasında kayyumlar eliyle halkın seçme ve seçilme hakkı elinden alındı. Binlerce siyasetçi, belediye başkanları, avukatlar, öğrenciler, insan hakları mücadelesi yürüten aktivistler, basın emekçileri tutuklandı. Canan Kaftancıoğlu kararı, HDP'ye yönelik kapatma davası, siyasi yasak kararları, sendikamız SES'e yönelik dava, Kobani davası gibi kumpas davalarıyla demokratik siyaset ve emek mücadelesinin büyümesi engellenmek istendi. OHAL sürecinden bu yana tam anlamıyla bir anayasasızlaştırma süreci yaşanmaktadır.
OHAL uygulamaları eliyle anayasanın 121, 129 ve 130. maddelerine aykırılık taşımasına rağmen KHK ile liste usulü ihraçlar yapıldı. Anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi iken KHK ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma işlemleri için açılan davalarda incelenmeksizin red kararları verildi. Hak arama özgürlüğü, savunma hakkı, masumiyet karelesi, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru yolu ihlal edilerek iktidara bağlı OHAL işlemleri inceleme komisyonu kuruldu. Daha sonra da bu komisyonun reddettiği başvurulara itirazları incelenmek üzere HSK eliyle özel yetkili idare mahkemeleri kuruldu. Ve bu mahkemelerin kararları komisyonun kararlarını onaylamanın ötesine geçmedi. Anayasa 10. maddesindeki kanun önünde eşitlik hakkı, anayasa insan hakları 14. maddesindeki ayrımcılığa uğramama hakkı, İLO'nun 111. sayılı iş ve meslekte ayrım görmeme hakkı bağlamında ihlal edildi. Düşünce ve kanaat özgürlüğü hakkı, ifade özgürlüğü anayasanın 25. maddesi ile anayasa insan haklarının 10. maddesi bağlamında ihlal edildi. Örgütlenme özgürlüğü anayasanın 51 ve 53. maddeleri ile anayasa insan hakları 11. maddesi, İLO'nun 158. sayılı sözleşmesi bağlamında ihlal edildi. Binlerce kamu görevlisi sendikal haklarını kullandıkları için ihraç edildiler. Özel hayata saygı hakkı, kişisel veriler, anayasanın 20. maddesi ile anayasa insan hakları bildirgesinin 8. maddesi bağlamında ihlal edildi. OHAL süreci aynı zamanda tek adam rejiminin kurum ve kurallarıyla kurumsallaştırılması için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 7 kez uzatılan OHAL 2 yıl sonra 19 Temmuz 2018'de kaldırıldı. Ancak OHAL yetkilerini en az 3 yıl daha uzatan ve hukuksuz ihraçlara devamı sağlayan geçici 35. maddeyi de içeren 7145 sayılı bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25 Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle kesintisiz devam eden bir OHAL rejimi yaratıldı. Temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması süreci artarak devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuz şekilde feshedilmesi de OHAL rejimi sürecinin uygulamalarındandır. Görüşmeleri Ekim 2022'ye ertelenen sansür yasası düzenlemesi, iktidarın OHAL uygulamalarıyla dahi yetinmediğini, sıkı yönetime varan uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediğini kanıtlamaktadır. Özellikle OHAL ile birlikte yargının giderek daha fazla siyasallaşarak iktidarın gündemi ve ihtiyaçları üzerinden hareket etmesi, ülkede gerek emekçiler ve gerekse yurttaşların büyük bir kesimi açısından adalet arayışının yoğunlaşmasına yol açmıştır. Gezi davası ve Şen Yaşar ailesinin mücadelesi bu adalet arayışının simgeleri olarak öne çıkmıştır. Fiili OHAL ortamında inşa edilen tek adam rejimi uygulamaları sonucunda toplumun birçok kesiminde adalete olan ihtiyacı hiç olmadığı kadar temel bir talep haline getirmiştir. Tek adama dayalı rejimin fiili uygulamalarının anayasa üstü görüldüğü günümüzde temel mücadele alanlarının başında emek, demokrasi, eşitlik, barış ve adalet mücadelesi gelmektedir. KESK olarak da sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin artmasına karşı ve keski ihraç üyelerinin görevlerine iade edilmelerine yönelik hukuki, fiili ve meşru mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Bundan ve 20 Temmuz AKP sivil darbesi uygulamalarının yıl dönümünden hareketle KESK bütünselliğinde tüm illerde 20-25 Temmuz 2022 tarih aralığında ve 17-19 saatlerinde OHAL sürüyor, adaletsizlik büyüyor şiarı ile adalet nöbeti eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle iktidar bloğunun temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, anayasayı hiçe sayan, yargıyı siyasallaştıran uygulamalarından rahatsız olan, başta çalışma hakkımızı elimizden alan, hukuksuz ihraçlar olmak üzere bu uygulamalar nedeniyle mağdur olan, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talebi olan tüm kesimleri eylemimiz ile dayanışmaya, kurduğumuz kürsüden düşüncelerini ifade etmeye çağırıyoruz.